Merhaba arkadaşlar ben Kayhan. OpenCL eğitim serisi dersine devam ediyoruz. Bu derste arkadaşlar sizlere bir silindir çizmeyi göstereceğim. Şekilde gördüğünüz gibi. Gelin dersimize başlayalım. Silindir oluşturmaya geçmeden önce kullanacağımız nokta yapısından biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk çizimle başladığım zaman hatırlıyorsanız üçgene ait sadece koordinat bilgilerini tutuyorduk. Biz de tabi bu koordinat bilgilerini Vertex Array kullanarak gerekli tanıtmaları yapıyorduk. OpenGL buna göre verilerimizi çekiyordu. Tabi daha sonra kaplamayı kullanmayı öğrendik. Kaplamayı kullanırken her noktanın 3 boyutlu ortamdaki koordinatının yanı sıra kaplama koordinatını da bilmemiz gerekiyordu. Bunun için her noktanın yanında koordinat bilgisinin yanında kaplama koordinatını da göndermemiz gerekti. Tabi bunun için ayrı bir veri yapısı oluşturmamız gerekiyordu. Bu videoda silindiri çizerken ben nokta yapısını biraz değiştireceğim arkadaşlar. Her bir noktanın rengini kaplamadan almak yerine direkt biz elle gireceğiz. Bunu isterseniz bir dosya içerisinde de tutabilirsiniz. Bu size kalmış. Ha, biz direkt elle gireceğiz. İşimiz kolay olsun diye. Daha iyi anlaşılır olsun diye. Eğer ki kaplamadan almayacaksınız. Direkt renge gireceksiniz. Her noktanın ayrıca neyi tutması lazım? Renk bilgisinde tutması gerekiyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yeni bir e nokta türü oluşturmamız gerektiğini gösteriyor bize. Daha önceden nasıl bir tür oluşturuyorduk? Bir yapı oluşturmuştuk, bir sınıf. İçerisinde ne vardı bu sınıfın? Noktanın 3 boyutlu ortamdaki koordinatı ve kaplama koordinatı bulunuyordu. Şimdi bizim yeni bir yapımızda içerisinde yeni 3 boyutlu koordinat olacak. Ayrıca o noktanın renk bilgisi olacak arkadaşlar. Bu da vektör 4 olacak çünkü RGB bir de alfayı düşünürseniz 4 tane bilgi olması gerekiyor. Tabii yeni bir veri türü oluşturduysam bu veri türünü tutacak yeni bir liste türü de oluşturmam gerekiyor. O yüzden yine bir type defle bir vektör türü oluşturacağım. İsmini de arkadaşlar yani çok fantastik değil. Vertex 3 color list diye bir veri türü oluşturacağım. Liste türü. Ayrıca arkadaşlar hatırlıyorsanız Vertex Array obje inşa edebilmemiz için ayrıca Vertex Buffer, Index Buffer inşa edebilmemiz için bir fonksiyonumuz vardı build diye. Şimdi bu fonksiyonun yeni bir versiyonu yapılması lazım yeni bir sürümünü çünkü artık nokta yapısı türümüz değişti ona göre yeni bir versiyonunu yapacağız. Bakın içeriği de bu şekilde yani en azından prototipi bu şekilde. İnşa etme fonksiyonu içerisinde arkadaşlar nokta yapımızı tanıtıyorduk OpenGL'e. Bu işlemi yaparken hatırlarsanız bazı temel fonksiyon çağrılarımız vardı. Öncelikle ne yapıyorduk veriyi yüklüyorduk. E, Vertex sitesini komple buffer'a yüklüyorduk Vertex buffer'a. Burada görmüş olduğunuz gibi vertex üç text kullanıyor. Daha sonra ne yapıyorduk? Noktamız içerisindeki her bir elemanı tanımlıyorduk. Yani öncelikle koordinat bilgisini tanıtıyorduk. Nereden başlıyor, ne kadar boyutu var, kaç tane elemanı var. Burada onu tanıtıyorduk. Vertex at trip point ile. Daha sonra bakın ikinci türü veriyoruz. Diyoruz ki bu sıfırıncı eleman. Şimdi birinci elemanı tanıtıyorum. Yani e, burada neyi tanıtıyoruz? E, kaplama koordinatını tanıtıyoruz. İçerisinde float var. iki tane float var diyoruz. Daha sonra da bu türleri aktif ediyoruz iki veri türünde. Aynı işlemleri arkadaşlar, da burada bir tane animasyon var. Aynı işlemleri ben renk içinde yapmam gerekiyor. Yeni nokta türüm içinde yapmam gerekiyor. Bakın kopyalama yaparken sadece tür değişti. Yine aynı fonksiyon çağrısı. Tanıtım yaparken yine aynı mantık. Veri türü ilk veri türünde sadece boyut değiştirdiği için bakın burası değişti. Yoksa Yine noktayı tanımlıyorum. 3 boyutlu koordinatı tanımlıyorum. O yüzden 3 float aynı şey. İkinci eleman bakın dikkat ediyorsanız bu sefer rengi tanıttığım için 4 tane elemanı var ve float. Buradaki mantık o. Şimdi arkadaşlar silindiri oluşturmaya geçmeden önce burada yaptığım işlemleri koda dökmek istiyorum. En azından hazır olsun. Bir sonucunu görmeyeceğiz ama kodumuz hazır olsun yani silindiri yapma işlemine. Öncelikle vertex türlerimizi yani nokta türlerimizi belirtelim. Include içerisinde vertex types diye bir sınıfımız vardı hatırlarsınız. Pardon dosyamız. Bunun içerisinde yeni türümü yazacağım arkadaşlar. Geleceğim. Vertex ne demiştik? Class vertex 3 color diyorum. Daha sonra public. Bunu niye bu tarafa getirmiyor? Sonra gm 3 post. Ardından ne diyelim? Make for color diyelim. Make for'u tabi görmeyecek şu an için. Diyelim. Oops. Make for. Evet. Sonra da listemizi yapalım. Type def std Oops. Arkadaşım niye hata veriyorsun? Make for görmedin mi? Hmm. vector vertex color vertex ne demiştik ya ismine vertex 3 color list diyelim. Evet. İlk hamleyi yaptık. Burada niye hata veriyorsun? Ulan bir hata mı yaptık? Neyse. Tabii bir hata yaptık. Noktalı virgül. Şimdi vertex array objeye gideceğim. Vertex array object. Bakın build fonksiyonumuz var. Bunu aynen kopyalayacağım. Build buraya color list diyeceğim. Nerede bu? Color list diyeceğim aynen. Bunun da gövdesini aynen yapacağız. Neredeydi? Aslında bunu aynen kopyalasam da olur. Neyse şöyle yapalım. Ne yapıyorsun ya? Bugün klavyeyi bayağı kötü kullanıyorum. Şimdi gövdesini yaparken arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kodu aynen alacağım. Burada ufak tefek yerleri değiştireceğiz. Aynen alacağım. Yapıştıracağım. Bakın burası artık ne diyeceğiz? Vertex 3 Color diyeceğim. Ha, color, color list değil arkadaşım. Heh. Color demedik mi? Types. Tamam, color dedik. Şu anki hatayı anlamıyorum ama. Hatamız belli aslında. Burası vertices demişim. Harika kod yazıyorum. Indices vertices. Tamam. Veri kopyalamayı değiştirdim bakın. Direkt burada float kullanmışım. <laughs> Normalde beş taneydi. Ne olacak? Burada üç tane pozisyondan gelecek. Dört tane de e, renkten gelecek. 7 olacak. Burası da 7 olacak. İlk elemanda bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Zaten koordinatı gösteriyor. Üç boy dünyadaki koordinatını gösteriyor. 3 tane float olacak. Ama ikincisine de değişiklik yapmamız lazım. Neden? Burası dört tane olacak. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. 4 tane float'a sahip. Evet. Yani şu an için yapacağımız değişiklikler bir düşünüyorum, bakıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ben bunu değiştirmedim ya. Ben bunu değiştirmiştim. Sanırım başka bir kod içerisindeyiz şu an. Şöyle yapalım bunu. Ama 7 demeyelim ya. Bu kadar basit yani. Ve biraz acayip görünüyor. Aynen. Index ve diğerlerinde bir sorun yok. Aynısı zaten. Şunu da buradan karışık görünmesin. Şöyle aktif edelim ikisini ayrı ayrı. Aynen. Bu şekilde.